Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz, İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Doğu Türkistan'da neler yaşandı? Doğu Türkistan'daki anlık gelişmeleri sizler için derledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin, ABD'li bakanı engelledi. Çin rejimi, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in ABD ve Çin arasındaki ekonomik ilişkilere dair yaptığı son konuşmasının ülke içinde izlenmesini önlemek için yerlenen konuşmalarını paylaşan web sitelerinin bağlantılarını tamamen engelledi. Yellen, 20 Nisan'da Johns Hopkins Üniversitesi'ndeki ikili ilişkiler üzerinde bir konuşma yaptı. Yellen konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri uzun vadeli ekonomik gücüne güvenerek yoluna devam ediyor dedi. Dünyanın en büyük ve en dinamik ekonomisi olmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda değerlendirmemizi ve ulusal güvenliğimizi koruma konusundaki inancımızı da koruyoruz. Bu bağlamda Çin'le yapıcı ve adil bir ekonomik ilişki arayışındayız dedi. ABD'li bakanın konuşmasının ardından Çin'deki ABD Büyükelçiliği'nin Yellen'in konuşmasının İngilizce'den Çince'ye çevrilmiş bir versiyonunu web sitesinde yayınladı. Ancak WeChat ve başka Çin kaynaklı uygulamalar Büyükelçiliğin web sitesinin ve Hazine Bakanlığı'nın uygulama içindeki web sitelerinin açılmasını engelledi. Bir başka Çin sosyal medya uygulaması olan Weibo'da Büyükelçiliğin web sitesine giden bağlantıları devre dışı bıraktı. Hazine Bakanlığı ise bu konuda yorum yapmayı reddetti. Yellen konuşmasında ABD'nin Çin'e yönelik yaklaşmasının ana hatlarını çizerken ulusal güvenlik çıkarlarımızla müttefiklerimiz ve ortaklarımızın çıkarlarını güvence altına almanın ve aynı zamanda insan haklarını korumanın önemini vurgulamıştı. Yellen'in sözlerinin devamında Çin'e davranışlarıyla ilgili endişelerimizi açıkça ileteceğiz ve hayati çıkarlarımızı savunmakta tereddüt etmeyeceğiz demişti. İkiyüzlü Çin'in maskesi düştü. Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Xi'an kentinde düzenlenen 4. Çin-Orta Asya Dışişleri Bakanları toplantısında bölge ülkelerinin dış güçlerin müdahalesine karşı çıkması gerektiğini belirterek, Orta Asya jeopolitik oyunların değil kazan kazan işbirliğinin sahası olmalı dedi. Ulusal basındaki haberlere göre Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen zirveye Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtilev, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Jeenbek Kulibayev, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ve Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vefa Hacıyev katıldı. Qin Gang, Çin ve Orta Asya ülkelerinin ortak geleceği paylaşan bir topluluk olduğunu, dünyanın kargaşa ve değişimlerden geçtiği bir dönemde karşılıklı çıkarlarını korumak için aralarındaki dayanışma ve işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini vurgulayarak, her ne bahanesiyle olursa olsun dışarıdan bölge ülkelerinin iç işlerine müdahale edilmesine karşı çıkmalıyız. Orta Asya jeopolitik oyunların değil, kazan kazan işbirliğinin sahası olmalı ifadelerini kullandı. Oysa ikiyüzlü Çin'in söylediği şeyler, Türkistan'daki bağımsız Türk devletlerini kandırmak ve yayılmacı politikalarının önünü açmak için olduğu aşikar. Üstelik aynı konumda olan Baltık ülkeleri için tam tersi açıklamalar yapması Çin'in maskesini düşürdü. Çin'in Paris Büyükelçisi geçen hafta Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsız olan Ukrayna, Litvanya, Letonya ve Estonya gibi Baltık ülkelerinin egemenliğinin uluslararası hukukta herhangi bir dayanağının olmadığını söyleyerek uluslararası toplumun öfkesine yol açmıştı. Rapor, Çin'deki İslamofobi ve Müslüman ülkelerin tutumları. Uygur Araştırmaları Merkezi, Çin'deki İslamofobi ve Müslüman ülkelerin tutumları başlıklı bir rapor yayınladı. Rapor, Çin'de devlet destekli İslamofobi ve Doğu Türkistan'daki İslam karşıtı politikalara odaklanıyor. Ayrıca rapor, İslam dünyasındaki Çin'in dezenformasyon kampanyalarını ve Müslüman çoğunluktaki ülkelerin Çin'in İslam'a alenen açmış olduğu savaşına dair tutumlarını inceliyor.
Rapor 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurtuluşundan bu yana İslam ve Müslümanları Çinileştirmeye çalışan Çin Komünist Partisi'nin sistemli ve tarihi İslamofobik politikalarını analiz ediyor. Son 7-10 yıl boyunca ve özellikle de 2017'den bu yana Doğu Türkistan'daki Çin'in İslam'a savaşının çeşitli yönlerini belgeliyor. Bunun yanı sıra İslam dünyasındaki Çin'in dezenformasyon kampanyalarını ve Uygurlara yönelik dini zulümden Müslüman ülkelerin rahatsızlık duymalarını önlemek için Çin rejiminin kullandığı çeşitli propaganda uygulamalarını da gün yüzüne çıkarıyor. Raporda İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Uygurlara yönelik başarısızlığı ve Müslüman çoğunluktaki ülkelerin Uygur soykırımına karşı tutumları ilgili bölümlerde detaylıca değiniliyor. Efendim, bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.